Herkese merhabalar. Yeni bir kariyer serisiyle sizlerle birlikteyiz. Çok kısa kısa sürecek kariyerler. Kupa Amerika 2019 oynayacağız. Bakalım ne olacak? Brezilya ile başlıyoruz. 23 kişilik kadromuzu şu an ekranda görüyorsunuz. Tek tek saymayacağım. Ee, yalnız bazı oyuncuları 2-3 bölgede oynayabildiği için kadroya kattım. Mesela sadece 2 tane net stoper aldım. 3. net stoperim yok. Bunun yerine ne var? Fabinho'yu stoperde kullanabilirim ya da sağ e, adını unuttum Ederson değildi lan ne Ederson Ederson kaleci sallama Eder Milita evet bir Eder var ne Eder bilmiyorum ama bu arada milli takım forma yamamız da yokmuş Neymar iki maç cezalı değil mi evet iki maç cezalı o yüzden Neymar'ı ilk iki maç kullanamayacağız Coutinho, Firmino, William Jose 3 ön alan oyuncularımız. Yalnız Jose çok güçlü, tekniği falan çok üst düzeyde. Ee, yani acaba kullanabilir miyim diye bir düşündüm. Şurada aslında daha çok şut çek diyelim. Yani babacım 17 uzaktan şut komple forvet destek olarak kullanacağım. Sırtı kaleye dönük olarak oynatmaya çalışacağız. Bakalım neler yapabileceğiz. Yardımcı forvet destek de olabilir ama komple forvet biraz daha iyi gibi. İlk maçımız Şili ile grup maçları. 3 maç yapacağız biliyorsunuz gruplarda. Hemen şuradan hızlandıralım. Bir tık daha arttı. Çok mu hızlı oldu böyle? Çok hızlı oldu galiba. Evet bir tık düşürelim. Tek videoda tek seferde e, kariyeri bitirmeyi planlıyorum. Arada keseceğim, biçeceğim yerler olabilir belki. Süreyi çok uzatmamak adına. Kalede Bravo. Şili'de 3-4 tane kaliteli oyuncu var. Geri kalan da çok kötü değil ama ortalama kalitede diyelim. Dedikten sonra gol yemek kötü olur. Ramos. Yani Casemiro. Evet. Coutinho. Alexandro. Çok güzel bir yana. Firmino. Harika bir vuruş. Beşiktaş kariyerinde de bir ara yapmayı planladım. Bilmiyorum o bölümlere kadar geldik mi. Ee, burada şöyle bir şey amaçlıyorum. Firmino'yu biraz daha orta sahaya forvet arkası bölümde ve oyun kurucu rolünde işte biraz daha orta sahaya yanaştıracağız. Sağ beki daha fazla hücuma çıkartacağız. Daha fazla boş alan bulması için. Militao neler yapacak? Yani sağ bekte çok daha net seçimlerim olabilirdi ama karar veremiyorsunuz bir türlü. Danilo'yu aldık. Danilo'yu normalde almazdım. Maripan, evet kaliteli oyunculardan birisi. Üst seviye oyunculardan birisi. Vidal, Arturo Vidal için kaliteli demek yetersiz bence. Üst seviye, evet. Firmino, Pacoeta. Çok güzel bir ayak iç plase. Bakın orada o paslaşmalarda sağ kanat hep ileri kaçıyor. Şurada bakın görüyorsunuz bomboş bir alan. Yani burada e, bu alanı da değerlendirebilirler. Vidal orta sağ, Alexis, Alexis Sanchez e, milita ile birlikte gelmiş. Rakip sol beki burada ama tabi burada önemli olan e, Firmino ile Pacueta'nın biraz daha anlaşır olması. Yani Pacueta oyunu geniş alanda oynar seçeneği var. Topu da tehlikeli kullanan bir adam. Firmino kanat da ofansif oyun kurucu. Ofansif oyun kurucuların e, çok böyle mevkisine takılmayın. Topun olduğu yere ister istemez gidip pozisyon almak, topu e, oyuna dahil etmek için bulunacaklardır. Mesela sağ kanattan göbeğe doğru geliyor şimdi. Hadi Pakueta çok güzel. Sakin kaptırma topu. Alexandro, Alexandro burada pas oyununu daha fazla oynayabilmek adına ki bunu en iyi Pep Guardiola yapıyor. Bek oyuncularına çok fazla orta yaptırmamaya özen gösteriyorum. Ve daha risksiz paslarla oynamalarını sağlamak istiyorum. Böyle durumlarda orta yapabilirler. çünkü kimse yok etrafında ama genele baktığımız zaman normal bir kanat oyuncusundan, kanat bek oyuncusundan çok çok daha az orta yapacaklardı. Çünkü özellikle talimatlı daha az orta yap talimatı verdiriyorum. Onlar da pas oyununa dahil olsunlar diye. Çok güzel bir top. Alexis Sanchez. Alison Becker ve Eder Milita uzaklaştırdı topu. 3-0'lık güzel bir skoru elde ettik. Henüz ilk yarı olmasına rağmen. Evet top bizde kaldı. Rakip talimatlarıyla ilgilenmiyoruz. <laughs> Coutinho çok iyi açtı oyunu. Lucas Pacueta iyi indi çizgiye. Firmino yine dediğim gibi top neredeyse Firmino hislerini, sezgilerini kullanarak orada olacak. 4-0 dün canlı yayında da oynamıştık. Chili ile berabere kalmıştık. Gol atamamıştık. Şimdi 4'ü bulduk. ve e, iyi değiliz gö gözüküyor. Yani rakip sahada topa sahip olma konusunda sıkıntı yaşamışız. Neden sıkıntı yaşadık e, diye düşünürsek solda kanat forvet oynatıyoruz. Daha riskli pas sever. Orta saha göbekte Lucas Paqueta var. Daha fazla riskli pas sever. Sağda e, Firmino var. Daha fazla yani 3 tane ön alanda oynayan 3 oyuncum daha fazla riskli pas sever ve en önde oynayan komple forvet destek oyuncumuz da o da riskli paslı oynamayı seven bir oyuncu. William. William'ı şöyle bir değiştirip yardımcı forvet forward... hücum deneyelim. Şey pardon, yardımcı yapamıyorum. E, komple evet. Burada tabii şöyle bir şey var. Oyuncuları yani 7.5 oyunu işte. Oyuna katkısını siz düşünün. Pas vizyon falan da çok iyi. 5. gol geldi. Oyuncu değişikliği yapalım artık. Bence Fabinho'yu daha fazla yormanın bir anlamı yok. Genç oyuncu Matthew Fernandes'i atalım. Oraya 20 yaşında burada başka alabileceğimiz birisi var mı? Neyse bir, biraz daha devam etsin. Alexandro çok güzel gönderdi. Firmino iyi girdi araya ama olmadı. Firmino harika oynuyor. Bir gol, iki asist. Forvet arkasında Forvet'te falan oynatsak bu kadar belki verim alamazdık ama e, Firmino'yu bundan sonra Ola ki bir e, Oyunda birlikte oynarız Firmino Bey'le teknik direktör olursam bu şekilde kullanmayı düşünüyorum Ama tabii Liverpool'da olmaz bu çünkü sağda Muh Muhammed Salah'a da Forvet'e atarız e, Burada başka oyuncu değişikliği yapayım mı bekleyeyim mi diye çok düşünüyorum şu an Firmino yerine de Malcolm'a atalım oradaki oyun tarzımızı tamamen değiştirelim Kanat Forvet destek yaptık Lucas Pacquiao'ya da ofansif oyun kurucu destek yapalım Evet Alisson 7.5 tane şut kurtarmış kaleyi bulan analizlerde var mı şey Ne güzel tam bir bak 4-5-1 gibi oynuyoruz Aslında baktığınız zaman ee istatistikler ne oluyor Marquinhos onu kurtarır bence 8 tane şut kaleyi bulmuş 5'i gol tabi hep ceza alanı çevresinde ceza alanı içerisinde bu şutlar olduğu için ve kalitede yüksek olduğu için bu oyuncuların tehlikeli bölgelerde sanırım ortalama o yüzden yüksek geldi Aranguiz, Diaz, bu dakikalarda biraz daha topa sahip ol <laughs> çok pardon topa sahip olmaya başladılar. <laughs> üst düzey oyunculardan birisi Eduardo Vargas. Üst düzey diyemeyebiliriz. İyi de diyebiliriz de Şili için üst düzey. Tabi Alexis Sanchez gibi Arturo Vidal gibi bir oyuncu değil olamayacaktı hiçbir zaman Geçti artık 3 birlik şey pardon 5 birlik güzel bir galibiyet sonra Venezuela ve Kolombiya var gruplarımızda e Tabi dün canlı yayında finalde Arjantin'le oynamıştık ve Arjantin'e yenilmiştik Firmino harika bir maç 1 gol 2 asist Kimmiş ya Jamaika 20 yaş altında neyse geçelim onu şimdi biz ikinci maçımıza Biraz değişiklik yaparak çıkmak istiyorum Mesela Alisson yerine Ederson'la başlayalım. Gabriel Jesus'un hafife katlığı geçiyormuş. E, William Jose'nin şu en son maç e, analizlerine bir bakalım neler yapmış. Rapor form diyelim. 26 tane pas yapmış. 22'si başarılı. 2 kilit pas. E, bir tane gol fırsatı sunmuş dostlarına ama atamamışlar. 2 tane şutluk pas vermiş. Bir tane gol fırsatı yaratmış. Yani bence iş görmüş. Gol atmamış ama tabii ki de Santrofor'un işi ben bundan 200 sene öncesine kadar Santrofor'un işi kardeşim gol atmaktır. Hatta geçen sene, bir sene, iki sene yani gol atmaktır ama yavaş yavaş daha farklı düşüncelere kapıldığınız zaman düşünceleriniz değişebiliyor. Mesela bu sene Galatasaray kariyeri Beşiktaş kariyerinin ilk sezonu. Galatasaray kariyerinin o iki buçuk sezonu diyelim. Canatın Kalleri'li falan hani böyle daha çok işte Moise Kene, Trinkaya alan açsın, güçlü fiziğiyle rakibi yıpratsın. Şu anda onu düşünüyorum tamamen. Yani burada Gabriel Jesus iyileşse bile Gabriel Jesus ilk tercih, ilk seçenek olmayacak hiçbir zaman benim için. Venezuela ile oynayacağız şimdi Venezuela'yı umarım yine rahat bir şekilde geçeriz. İkinci yarılarda ya yani bu maçı da kazandığımız takdirde zaten büyük ihtimalle garantileriz Kolombiya kazanmış. Evet, kazanan 11'den bir tek kaleci değişikliği yapıyorum. Kalecileri de bio bio yaparız yani gönülleri kalmasın. Yani Lazio'da <laughs> iki tane Brezilyalı stoper var. Yani resmen diyorlar ki gel Lazio ile kariyer yap kardeşim. Böyle iki tane stoper olur mu ya? Luis Felipe abi bu nedir ya? Hiç mi utanmıyorsunuz? Wolves. Yani Brezilya'nın resmen can damarı ikisi de bence. Ve bir de Lazio bu sene gitti kimi aldı? Deniz Vavro'yu aldı. Benim ilk kariyerimdeki aldığım ilk stoperim Deniz Vavro. Her şeyiyle kefilim adama. Çok isterdim Fenerbahçe'ye gelmesini. 10 milyon euro vermişler sanırım. Bu arada defans arkası iyi geçti Martinez ama Ederson. Rampi Venezuela hızlı başladı. İyi kapattık orada önünü. Ama dönen topları almaları beni rahatsız etti. Aferin Kutunyo. Neyse canım. Bir 10 dakika falan siz oynayın. Sonra biz oyuna ortak oluruz. Sonra da ele geçiririz. 15-15 hız hızlanma çok iyi. Kutunyo. Ah be. Fabinho bırakmadı. Diğer kanattan köşe vuruşuna döndü top. kaleci yumrukladı. Casamiro'dan mantık hatası bir vuruş. Ne yapıyorsun? Ölü şut mu çekilir? Ben öyle mi gösterdim? Uzaktan şutu 1 mi? Hayır 12. Sol ayağıyla vurdu diyeceğim. Ama bazen sol ayağını hiç kullanamayan adamların deli şutlar çektiğini biliyoruz. Yardımcı forvet hücum yapalım sen. Nerede o esip gürleyen tuttuğunu koparan takım gösterdiğiniz performansla hiç memnun değilim diyelim. İkinci yarıda topu ön alana şöyle taşımayı deneyelim. Daha da rakibi yıpratarak. Göbekten abi. O Rincon da çok sağlam bir savunmacıdır ha. Thomas Rincon. Alexandro. Oy nasıl bir çalımdı o. Bahbinyo Lucas Pacquiao. Sabek Sabek çok güzel bir top. Militao. Oh, çok güzel organizasyon ama olmadı. Ayağa kısa pas yapmayalım. Belki bir tık düşürebiliriz. Şunu bir tık daha düşürelim bakalım. Ee, Vignan Jose yerine Gabriel Jesus atalım Sakatlıktan çıktın. Ne durumdasın? E, ee, Richarlison aslında Richarlison da olabilir. Gabriel, Gabriel Jesus'u atalım ya. Biraz daha hücumu düşünen bir adam olarak oyunu alalım. Firmino'yu ofansif oyun kurucu hücum yapalım. Sen de katıl bakalım hücumlara. Evet. Vallahi Venezuela şu an İyi savunma yapıyor Firmino. Çok güzel bir top. Jesus, Jesus, Jesus tek top. Defans arkasına yıpranmış savunmaya arkasına iyi kaçtı Firmino. Yalnız var ya iyi gördü ha. Jesus da nereden depar attı be kardeşim. Rincon mu bu? O soruyor. Coutinho Kilit açıldı galiba artık. Ah. <laughs> Arok da vardı ya böyle başının üstünde ekmek kırıyordu. <laughs> Pakuyeta'yı çıkartalım. Ee, orta sahaya atabiliriz bence. Mezzala destek. Olabilir. Ofansif oyun kurucu ya da şöyle yapabiliriz. E, ee, ofansif oyun kurucu destek yapalım. Roberto Firmino çok güzel bir asist yaptı ama yoruldu. Buraya da kanat forvet hücum Douglas Costa'yı atalım. Çok süratli, çok çabuk bir oyuncu. Rakip savunmayı rahatsız edebilir o bölgede. Üf. Vallahi billahi içeri soktu adamı. Ha, dördüncü oyuncu değiştiremiyorum. Tüh. Satmalarda değiştirebiliyoruz Kupa Amerika'da. Tamam şöyle yapalım e, kontrollü hücum diyelim biraz daha takımı Dinlendirmeye yönelik Trapping'i azaltalım Tamam diyelim Oyuncu rollerinde de bir iki değişiklik yapmamız lazım Militao karşıladığı bütün topları arkadaşlarına alan. Ne yapın topun dibine kepçe girer gibi sanki kürekle var. Kürekle pas verdi. Ayağında kürek var sanki. Hadi Gabriel sen öyle kal. Tamam hadi bakalım. Son maça biraz daha rotasyonla artık çıkarız. En azından bekleri Marcelo ile bir oynarız. Farinez aldı. Militao. Aferin lan Militao. Bütün topları arkadaşların dostlarına karşıladı. Cheat engine de hızlandıralım. Oyun nasıl hızlandığını merak ediyorsanız YouTube kanalıma girdiğiniz zaman ana sayfada bir tane video var. Abone de olsanız, abone olmayıp da gelmiş olsanız kanala orada ilk çıkan video bu cheat engine alakalı. Orada nerede indirebileceğiniz, nasıl kullanabileceğiniz var. 2-0 Japonya. Japonya'nın B takımı. Kupa Amerika'da özel davetle gelmiş olması lazım. Katar'da var yanlış hatırlamıyorum. Zaten Katar'da bir sürü Brezilyalı oyuncu da var. Ederson. Ee... Ederson yerine Alisson. Weverton'u mu atsak ya? Hadi gruplarda 3 tane farklı kaleci oynasın. Milita yerine Danilo. Sola da Marcelo'yu atalım. Ee, Neymar gelmiş. Hoş gelmiş. Şunun iki yönlü bek destek yapalım da Marcelo'yu. Coutinho sola kimi atacağız? Neymar'ı atalım. William Jose yerine Jesus. Rotasyon olduğu için alıyorum. Yoksa benim yine... Ee, söyleyeyim ilk tercihim William Jose olur. Çok güçlü bir oyuncu. Ben rakibi yıprattığına inan. Ya yani en azından öyle düşünmek istiyorum. Fabinho yerine de Fernandes, Casemiro'yu da ikinci yarı çıkartırız, dinlendiririz. Evet gruptaki son maçımız Kolombiya inşallah yenmiştir lan. Bir de Katar B diyor. Japon musun sen? Hamza San Haji Aslıymış. Danilo da mı iki yönlü bek? Ona bir bakalım. Yalnız iki yönlü bek yaptığımız zaman da bu sefer de oyunculara daha fazla orta yap talimatı vermiş oluyoruz değil mi? Abi, kanat bek otomatik yapayım. Daha az orta yap. Marcelo geniş alanda oynamayı evet Brezilya Kolombiya zaten gruplarda çıkma işini garantilediğimiz için adamlar koçbaşı gibi taktik yapmış ya ooo Casemiro yapma üzme bizi ee, Luan hiç oynamaz ya bu rolde Fabinho'yu atalım. Ne yapalım? Mecbur. Neymar. Penaltı. Ya babacım daha nereye gidiyorsun? Ok oh, bir de Allah'ım bir de salına salına gidiyor hakem yani. Böyle bir havalar, bir kasvet gideceksin penaltıyı vereceksin. Yani ne yapıyorsun ki? Cem Yılmaz'ın dediği gibi ne indirip kaldırıyorsun da yani bu havalar? 18 sekiz miydi ya duran top? Quintero tehlikeli bir adam. Leverton. Oy, 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 Neymar Junior. Gabriel Jesus. Uzak direği atabilirsen. Yalnız Hamez Rodriguez de iyi geldi kesti orada topu. Devre arası bir tane penaltıdan gol attık. Tehlikeli bölgede neredeyse hiç faal yapmamışız. Ha? Ne kadar güzel. Ee, şöyle yapalım. Fabinho savaş ortası. Ee, Luana atalım forvet arkasına. Teknik 17 ne yapıyorsun ya? Teknik 17 mi olur? Yazar mı yazar? Çok güzel be. Yerden iyi vurdu Neymar Junior. 2-0. Hiç sevmiyorum kendisini. Pek çok e, kişi de sevmiyordur bence Neymar'ı. Luis Felipe yerine de Eder Militao'yu atalım. Fabinho'ya bakacaktık. 16 mıydı? 18 mi penaltı? 18. Vallahi her takımda bir tane Fabinho lazım. Her yerde oynuyor adamı. Maşallah nazar değmesin. Fabinho. Lan Jesus be. At geriye lan. Niye zorluyorsun o kadar ya? Abi niye o kadar zorluyorsun ki? Arkada adam boş. Malcolm boş. Şey Malcolm boş. Lan iyi yere gitmedi. Of çok güzel gönderdi pası Malcolm. Neyse affettim. Acaba Peru ile filan oynayabilecek miyiz Neymar? Malcolm. Ya. Adam, abi mükemmel pas ya. Harika. Şu pası bir daha izleyelim ya. Abi Mükemmel tek topu abi tek dokunur. 4 Şuradan da izleyelim bir burada Fabinho Abi Yani Gerçekten pas geliyor Fabinho tekte o topu gönderiyor e, Jesus da tekte o topu vuruyor Mükemmel ötesi bir gol Marquinhos Militao evet artık Oyunun kontrolü, topun kontrolü, her şey bizde. Maç da bitti. Neymar 5 mi geliyor diyecektim. Danilo. Ah be yine tek toplar ama olmadı. Malcolm iyi kontrol. 2 numarayı vermişiz adama sabek gibi Danilo. Ulan be 5'i atamadınız. Püh, sizin gibi takıma. İnşallah Fabinho. Şey Fabinho diyorum. E, kim sakar? Casemiro'nun öyle ciddi bir sakatlığı yoktur. Aferin. Hak ederek bir üst durağa çıktınız. E, çok güzel 3 maç yaptık. Çeyrek finali katı. Evet. Teşekkür ederim. Neymar 2 golle geri döndü. Uruguay, Bolivya, Brezilya, Venezuela, Arjantin, Paraguay. Ee, bize şimdi kim gelecek? Arjantin ya da Paragu Yo, Paraguay gelecek herhalde bize. Mi? Yok, Bolivya gelecek herhalde bize. Fabinho ilk golünü mü attı? Evet. Tabi son grup maçları da var. Bunlar da bitmesi lazım değil mi? Ekvator. Arjantin. Şimdi bakalım ne durumda. Üçüncü maçlar Uruguay, Bolivya, Peru, Katar. Evet. E, Arjantin, Uruguay, Ekvator, Japonya. Evet, bitti maçlar artık. Peru. Hmm, Peru geldi. Üçüncü. Ben ikinci gelecek diye bekliyordum ama 8 takım evet. Demek ki en iyi üçüncüler mi geldi? Nasıl oldu? Eksi 4-0-0. Sıfır, sıfır, evet. Yani Kolombiya çok talih. Kolombiya'nın tek bir talihsizliği var. Benle oynamak. Evet. Ben bir tane atsaydım şu an Kolombiya katılacaktı. Sanırım. Diğer ikisinin avarajı Kolombiya'ya göre çok daha iyi. Gomez. Abi Maximiliano Gomez ya. Erken finale. Kupa Amerika çeyrek final. Diğer eşleşmeleri de bakacağım. E, Peru maçı için iyimser misiniz? Uruguay Ekvator. Uruguay burada. Ekvator evet. Bolivya kimle eşleşti? Bolivya, Arjantin. Diğer grubun lideriyle eşleştiler. Evet. Şimdi kadroyu değiştirelim. Marquinhos pasör stoper. Niye standart stoper? Hiç gözümüze de Gelmedi. Sen pasör sen yani baya baya pasör oynarsın sen ya. Hepsini oynuyor adam ya. E, şurayı bir Danilo yerine Militao atalım. E, of, Fernandez. Marcelo yerine Danilo değil tabii ki de. Alex attık. E, kanat bek otomatik. Malcolm değil. E, atacağız ama çok ısrarlı olmayacağım istediğimiz olaylar gelişmezse doğrudan doğruya değişikliğe gidebiliriz. Yaratıcı forvet hücum oyuna bakalım. Çok aslında daha fazla hücuma çık talimatı seni rahatsız eden bir talimat ama bakalım burada başarılı olabilecek miyiz? Neymar'la başlıyoruz. Neymar geçen maç çok iyi oynadı. Orta sahada Arthur, Fabinho, Casemiro zaten orada bir eksiğimiz yok. Artur ya da Lucas Pacueta. Raul Ruidas, Aleksandro ilk kartı mı gördü diyecektim, görmedi. Aslında arkadan faal yaptı. Christian Cueva, bir kart gördü. Neymar Junior, Fabinho tek top. Oğlum, orada burada vuru... Şimdi şöyle bir şey yapayım. Tamam, penaltı verirsen de ver, ne yapayım? Eee... Rakibi biraz daha sıkıntıya sokabilir bence. Burada e, Neymar'a mevki bağımsızlığı verirsek zaten bencil herif kaç takım oyunu 1. Salladım bilmiyorum kaç olduğunu. Casemiro Aleksandro Aleksandro da ama yani bilmiyorum ki seni ne yapayım ya yani ben. Sürekli olarak bir top alıp gitme, koşma falan. Of. Golf falan hiçbir şey umrumda değil. Şu Casemiro'nun topu önüne alışı zaten apayrı bir olay. Yani sağ ayağının içiyle topa dokunur dokunmaz sola doğru attı topu. Casemiro. Casemiro gibi bir adam Barcelona aradı da bulamadı bir ara. Arthur. Neymar. Neymar. İkinci yarı Firmino'yu da çıkartacağım. Belki Forvet'e atabilirim Firmino'yu ama sağ kanatta çok zayıf kaldık. Orada bir iş değişikliği yapabiliriz. William Jose'nin topsuz alanı kaçtı. 14. Sağ kanadı iyi blokladılar. Gerçi firmiyor çok fazla sağ kanada sabit kalmıyor ama şimdi şöyle bir şey yapacağım. Douglas Costa'yı kanat for ve destek yapıp diyeceğim ki Douglas B'ye daha fazla hücuma çık ve mevkiden bağımsız oyna. Neymar'a da diyeyim daha fazla hücuma çık. Evet. Orta sahada değiştireceğimiz birisi var mı? Yok. Aslında Arthur Mezzala hücum yerine Mezzala destek yaparsak çok daha iyi olur bence. Daha fazla top çeviririz. Daha fazla pas yüzdemiz olur. Şimdi iki tane kanat forveti daha fazla hücuma çık yaptık. Orta sahadan daha fazla hücuma çıkacak bir oyuncu gerek yok zaten Casemiro var Urtado iyi top yemeyin bu topları be Aferin lan 4 numara kim Luis Felipe Kral ya kral Sarı kartı var kralın Ön 18 Arthur Casemiro Daha da zorlayacağım şimdi rakibi. Göbekten iyi geliyoruz ya. Aslında ataklarımızın %23'ü göbekten ama Neymar hakikaten fark yarattı yani sol kanatta baksın yüzde %46 84. O... Artur yerine şu orta sahaya Dünyoyu atalım ya. İyi çok kötüymüş. Elit kanat oyuncusu. Öbürü de gösterişli orta saha. Aman ya böyle şeyler görmeyeli. YouTube kariyerlerinde diyeyim en azından. En son Twitch'te Liverpool kariyeri yaparken bu tarz yazıları çokça görmüştük. Travko iyi bir sol bek Bambas aldın onu be Douglas Costa be. 3-0 güzel skor. Aferin beyleri iyi bir galibiyet aldınız dedik. Çeyrek final maçını kazandık. Uruguay veya Ekvator'la eşleşecekmişiz. Aa, yarı final. Evet Uruguay veya Ekvator. Tam bunu biliyoruz. Niye heyecanlandırdın beni? Neymar, Neymar, Neymar. Ee, gol kralı olarak da Neymar gidiyor herhalde. Ha? He? İlk iki maçta yoktu ama ondan sonra oynadığı maçlarda 4 gol. Maximiliano Gomez 4. Jesus 2. Asist Firmino 3. William Jose 2. E, Miguel Almiron Kat ettiğim onlar bizi ilgilendirmiyor. Sonuca götüren istatistikler bizi ilgilendiriyor şu an. İşimize gel hangisi gelirse. Hadi artık gelsin. Uruguay, Ekvator, Arjantin, Bolivya. Uruguay ile Arjantin üst tura çıkacaklar diye düşünüyorum ben. Evet. Uruguay. Kaç kaç bitti maçınız beyefendi? Penaltılar Uruguay dişli rakip <laughs> Arjantin Bolivya Paraguay Venezuela Bence Arjantin ve Paraguay Arjantin ve Paraguay Yarı finalde de eşleşecek takımlar olacak Arjantin 5 attı normal olarak Bu arada ben kaleci değişikliği yapmadım ha Veverson neydi ha Alisson'u atalım ee... Firmino çok etkisiz kalıyor. Firmino'yu forvete atıp William Jose yerine buraya Richarlison yapıp kanat forvet destek. Ya, paşam kanat forvet hücum oynayacak bir daha. Yani öyle öyle az buz da değil. Neymar'ı ben ekstradan zehirli hale getireyim. Mevkiden bağımsız oyna abicimsin. Yani o oyuncuları mevkiden bağımsız oyna, topsuz alanı çok yüksek, e, süratli, çevik, oyun zekası da iyi olduğu için onun marke edecek oyuncuları sıkıntıya sokabilir. Hele bir de e, back oyuncusu değil ön alanda oynayan oyuncuyu ekstradan görev verip oyuncuyu tut, tutturur diye bir talimat bir tuttur. <laughs> tuttur. Böyle bir talimat olduğunu düşünsene tuttur. <laughs> Sanki şey arabaya köpek kıs <laughs> Hala oluyor mu ya beyler? Ben şimdi eskisi kadar takılamıyorsun. Tabi yaş ilerlediği için uzak kalıyorsunuz böyle şeylerden ama. Hala böyle arabaya köpek saldırtanlar var mı bilmiyorum ben. Bizim zamanımızda çok meşhurdu. Kupa Amerika yarı final. Uruguay, Brezilya. Hazırsınız. Fabinho, Artur, Paco Eta'yı atalım mı ya? Paco ile oynayalım. E, Mezzala destek yapalım. Aslında ofansif oyun kurucu destek de yapabiliriz. Evet. İki tane oyun kurucu ile olur mu? Kral gibi olur. Hatta bunu ofansif oyun kurucu hücum yapalım. Çok daha iyi oldu. <laughs> Torreya, Bentancur iki tane... Daş gibi no, ön libero. Yani pozisyon alma 15, top kapma 15, markaj 13. Öbürü de pozisyon alma 18, top kapma 16, markaj 15. Hani teknik falan zaten bu adamlar üst seviye. Bir hani Torre'ya hava toplarındaki falan bir şey olursa, eksikliği olursa o olur. Başka da bir eksiklik olacağını düşünmüyorum. E, Firmino yerine William de daha çok iş görebilirdi bu ön liberolarla birlikte. Muslera. Hop 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 hop. Oh, ne? No. Bizde o top çok güzel Neymar. Hadi oğlum. Firmino şimdiye kadar çoktan kaçman falan lazımdı senin. Abi oraya kadar o topu getirip nasıl içeri çeviremiyorsun ya? Ah ah ah. Laxalt. Milan'da bunun profilini ben tutarsız buluyorum. Bilmiyorum ya. Çok güçsüz, çok süratli falan ama teknik falan çok zayıf. Hiç oynamadım gerçi tabi de. Olaza, Lucas Olaza adam şey ya, teknik. Teknik reis. Alessandro, Neymar Junior. tutulması zor bir oyuncu. Malcolm. Rakibin kilidini Neymar açıyor. Malcolm'a doğru. Malcolm'da güzel bir kafa vuruşu. Neymar iyi kesti. Olaza övdük adamı ya. Ama Olaza'nın Olaza'nın yolları taştan. Alexandro Fabinho iyi çevirdi. Bomboş vur. Çok geç kaldın. Sen de çok geç kaldın. Marquinhos, Militao, Lucas Pacueta. Oy oy. Aman ya Rabbi. Çok güzel gol olacak da. O topu en sola atmak. Aferin diyecektim. Keşke biraz daha güçlü vursaydın da topu taca atsaydın. Ben tankur şimdi kapılıp çıkılacak hızlı bir atak. Neyse gol yemeyelim şimdi. Ata boş ver. Önce gol yemeyelim. Aleksandro Fabinho. Tamam. Ziyan yok. Ziyan yok. Az önce de vursaydın atma ihtimalim vardı. Bu sefer gelişine vurdu. 2-0. Muslera'yı bu sefer de Eder Militao uzaktan şutuyla avlıyor. Tek top Fabinho'dan Militao gelişine. Abi çok köşeye gitti ya. Bunu dünyada kurtaracak kaleci çok az. Belki de hiç kimse kurtaramaz yani. O kadar köşeye. Biraz zıplaya zıplaya gidiyor. Uf 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 yalnız bir şey söyleyeyim mi? Offside Ama offside'dan önce o arka direğe aşılması o topun şurada çok güzel bir hareketti ya. Çok iyi çalışılmış. Kısa kullanıp arka direğe kafayla ölü noktaya Militao, Casemiro. Aferin Aleksandro'yu bol bol kaçırdık ve penaltı. Lan ne ağır karardı işte adam ayağını attı ve devirdi. Fabi Neymar atsın bakalım hadi Neymar. Ulan inşallah atar bir de kaçırırsa var ya morali çok bozulacak ha. O da etkili olabilir Neymar. 3 oldu. <laughs> Uruguay. Evet şimdi çit kullanalım işte. 3-0 oldu ilk yarı bitsin böyle. Tatlı tatlı oyuncu değişikliği yaparsak onu düşünürüz şimdi. Evet. 4 tane kaleyi bulan şutumuz var. 3'ü gol olmuş. Ee, 3-0 öndeyim ama hani kendi ceza sahasının merkezinde rakip fazlasıyla top çalmış. Çok bir şeyim değil. Şu an derdim değil. Ee, bu. Aleksandro o kadar kaçırdık. Adam 6.90 mı oynuyor? Adam her seferinde topla buluştu. Orta yaptı. Bir şeyler yaptı. Penaltı yaptırdı. Bari ona... Heh. Ulan zorla onu da geri aldılar ha.

Havani vurdu. Direkten döndü. Dışarı çıktı top. Yiyorduk valla. Aferin Alisson. Alisson bu toplara çıkışına bayılıyorum ya. Liverpool kariyerinde de böyle yan toplara falan çıkıp yapılan ortaları falan laps diye kapıyordu. O kadar uzun değil be yavrum be. Aferin Jesus. bakuyata tek top. Malcom'u sabekte oynatayım mı? 2 numarayı vermişiz. Sandro Neymar Junior. Çok iyi. Sol kanat, şey, sağ kanat Militao. Gol. <laughs> koş Neymar. Koş Neymar. Koş. Tamam. Sak. Oğlum ne yapıyorsun? Öyle pas mı atılır? Maximiliano Gomez ne sıyrıldı da yalnız. Ne sıyrıldı tek de. Vücut, vücut çalımıyla. Konuşamadım. Vücut çalımıyla. <laughs> Fabinho yerine Matthew Fernandes'i atalım. Lucas Pacquiao yerine Arthur. Ee, Neymar çok yoruldu. Harika oynuyorsun. Felipe Coutinho'yu atamıyoruz. O zaman şöyle geri al yapalım. Neymar yerine Felipe Coutinho'yu alalım. Dinlendirmiş olalım Neymar'ı. Malcolm. Ben ne yapıyorsun? Muslera yer mi onu? Biraz daha sakinleştirelim takımı. Oha. Yani oha yani. Tamam 3'ü bulduk. Çok böyle tamam sağ bekileri, sol bekileri. Tempoyu biraz düşürelim. Ee... Hadi bakalım. Şimdi artık bir sonraki maçımızı düşünüyoruz. Lucas Paqueta. mükemmel bir pas. Gerçekten yarışmacımız Yaşar güzel bir pas attı. Malcolm yalnız sabek gibi top kapıyor ya. Aa! <laughs> Kafayı yediler lan. Bir anlaşmazlık, adam kendiyle anlaşmazlık yaşadı yani. Gerçekten yani tertemiz delirdi orada. Stuani, Christian Stuani attı 3-1. İster misin 3-3 bitsin maç? Ben isterim. 3-1. Ee, güzel maçtı yalnız. Stuani %100 kafa topu kazanma oranı. Kafa vuruşu 15'miş. 3-1 güzel skor. Kazandığımız her skor zaten güzel. Benim en çok kullandığım cümlelerden birisi. Evet. Arjantin ee, dağıtacak diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Uruguay'ın golü verilmedi. Çünkü gol değildi. Arjantin'in maçını izleyelim bakalım. Ne yapacak adamlar ya? Paraguay'la. Büyük ihtimalle zaten Arjantin'le oynayacağız da. Arjantin yani Arjantin finalinde de yapacak bir şey yok artık. Bizde Neymar var işte onlar da Dybala'ydı Messi'ydi. Bizde işte Firmino var şu var bu var. Herkesin kendine göre her şeyi yapabilecek oyuncusu olan iki takım. Ortiz. Yalnız basmıyor ha şey. Ee, Arjantin önde basmadı bekledi öyle. Hop Otamendi. Oy. Yani Paraguay ilk yarı dayanırsa ikinci yarı belki bir şeyler yapar. Correa. Parades. Baksana Messi'nin kanadında üç kişi duruyor. Tagliafico. Dibala ne vurdu be. 10 dakika oldu. 5 şut 3 kaleyi buldu. Paradez sakat. Adam sakatlık yaşadı yani. Düşün hücum yapmaktan öbür tarafta savunmaktan sakatlandı. Bustos yazdı. Tabi Paraguay çok geride oynadığı için şeyde Arjantin'de yerleşip fena pastı. Yerleşip pas yapabiliyor. Bizde böyle bu kadar yerleşeceğini düşünmüyorum. Ya en azından 20 dakikadır topa %66 sahip olun. Bizde kafa kafaya olur. Agüero, Correa, Dybala, Messi. İşte hücum dörtlüsü. Gerisi zaten yavaş yavaş düşüyor böyle seviye. Penaltı. <laughs> Lescano. Arjantin dağıtır ama ya. Vallahi attılar ha. Arjantin dizilişi yapalım mı şuraya? Evet. 4-2-3-1. Orta sahanın göbeği boş. Geriye düştüklerinde değişiklik yapmadılar sanırım. Hep böyleydi. Ben gerçi maçla nasıl başladıklarını çok dikkat etmedim ama yine aynıydı galiba. Bakalım geriye düştüklerinde ee, diziliş vesaire değiştirecekler mi? Paraguay daha şey başladı ya. Faul. İkinci yarıya cesaretli başladılar ha Paraguaylılar. Tabii bizimle olacakları maçta geriye düştüklerinde verecekleri tepkiler çok daha farklı olur. Ama kaleci. Ben niye Paraguay'ı tutuyorum ki? Fazio da gitti. Fazio zaten yani Arjantin milli takımında iyi bir adam da çok yavaş ya. 68 72 oyuncu değişikliği yaptılar ama yok. Ya uzatmalı, uzatmaları götürürlerse de Arjantin canı çıkar oyuncularım, Bustos, Tagliafico, Otomendi. Vallahi billahi Paraguay'a helal olsun. Ama şunu söyleyeyim size. Paraguay'a biz ilk 15-20 dakika gol attık attık atamadık patladık. Vallahi Paraguay'ı tebrik ediyorum. Benim gönlümde Paraguay Kupa Amerika'yı almış bir takım. Wow, vallahi billahi bak. Kalecileri 7 şut kurtardı. Helal olsun. Gerçekten Paraguay'a helal olsun. 15 dakika çok önemli. İlk 15 dakika e, işi bitirdik bitirdik yoksa patladık. Yani bir serbest vuruş, bir duran top, bir penaltı hiç belli olmaz. Adamlar gördük iyi savunuyorlar. Arjantin 3. oldu. Uruguay 2-0 yendi. Evet. Kalede Alisson olsun. Ben final Alisson'la çıkmak istiyorum. ALC'nin dediği gibi Alisson, Ali'nin oğlu. Ortasal Lucas Pacquia, Takasemiro, Fabinho, Neymar, Malcolm, Firmino yerine e, da çıkabiliriz aslında. Sen solda kanat forvet daha. Ama talihsizliğin Neymar'la aynı anda oynamak. E, şey atacağım abi. William Jose. Komple forvet destek ee, abi daha fazla hücuma çık sen de mevkiden bağımsız oyna daha fazla hücuma çık siz ikiniz <laughs> ne kişiselleştirmiş bastım alakası yok sen de boş alanlara koşu yap diyelim yani ileri uçta oynayan oyuncum. Dan ziyade diğer oyuncuların boş alanlara kaçmasıyla birlikte bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şut çeki kapatalım. Topu ayağında tut. Daha az şut çek diye... Gerçi demeyelim. Senin uzaktan şutun çok daha iyi. Evet. Yani orada hani Messi değil neydi? Agüero çok güzel bir pas attı aradan Korea'ya. O tarz pozisyonlar kovalarsak bir şeyler yapabiliriz bence. Onun içinde şöyle bir şey yapmamız gerek. Umarım başarılı oluruz. Casemiro, Pacueta, Fabinho orta sağ, Malcolm, Neymar, William, Jose hücum hattı. Firmino'dan vazgeçtik. Firmino'yu herhalde bu sene net santrafor yaparlar diye düşünüyorum. Dario Lescano. Ya da forvet arkasında hani forvet olarak rol verilebilecek bir şey. Yani gizli forvetten daha forvete yakın bir şey. Dedik dedik ama hiçbir şey haltada yaramadı yaptıklarımız. Bas 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 bas. Lan bas. Bizde. Evet çok güzel. Belki ilk de vurduğu gol olmadı ama dur şunu biraz şey yapalım yaptığımız talimatların daha iyi olup olmadığını biraz daha böyle geniş özet yaparsak biraz daha iyi anlayabiliriz. Şimdi Casemiro'dan şeyi kaldıralım bence. Boş alanlara koşu yapmasın. Neymar kart gördü lan. Topa müdahalelerde sertliği azaltsın değil mi? İkinci kartı görmesin. Almiron. Aferin Casemiro. Evet. Çık çık. Abi Malcolm sen neyi bekliyorsun? Militao çok iyi. Oyunu açtı. Topla alan kat etti. De. Sen niye vuruyorsun? Takoyata ne yapıyorsun? Burada olayın ne senin şeklin ne yani ne yapmaya çalışıyorsun? Samiro da kart gördü. Yazdı. Aaa. Barajın yanından sallamaya çalışıyor bu hep ya. Aşağıdan daha yerden. Arka direk. Sakin. Çok güzel. Mini tek top. Neymar iyi kontrol edemedi. Çok güzel. Hadi içeride iki kişi bir tane kule var. Ulan gelmedi top ya. Vay arkadaş ya adamlara bak ya. Ne savunuyorlar be. Göbekten iyi top gitti ama. Göbekten çok iyi attı topu ama olmadı. Bir talimat daha vereceğiz. Daha yaratıcı oyna. Evet. 4, 5, 1. Tehlikeli ortalar açamasın o zaman. Önlemini alalım. Malcolm'u çıkartacağım. Yani sağ kanattan biz atak hücum geliştiriyormuşuz. Malcolm da yetersiz oynuyor. Casemiro, Pacueta. Militao sayesinde hep sağdan sağdan gel. Aa lan 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 lan. lan. -lan. Malcolm'u değiştirelim dedikten sonra böyle bir gol kaçırması üzücü. Ee, performansınıza hiç memnun değilim. Kızanlar Malcolm yerine kimi atalım? Firmino'yu atalım mı? Hadi Firmino'yu atalım. Kanat, Forvet destek yapalım ya Hiç orada oynayamayacak ama Kaldıralım daha fazla ucuma çık e, William Jose düşündüğümüz gibi oynayamadı. Şöyle yapalım. Yaratıcı forvet Hücum diyelim. E, başka değişiklik düşündüm. Casemiro bence kart gördü. Problem çıkartabilir. Casemiro yerine de Matthew Fernandez. Bu arada Fernandinho'nun sakatlığı vardı. E, yoksa tartışmasız olarak ön liberoda Fernandinho ile başlardım ben. 2 aylık bir sakatlık vardı. Kadroları son onaylarken olan süreçte Uf, bir an dedim yedik. O yüzden almadık oyuncuyu. Hernandez. Ulan ne kullandım be. Aferin. Lan. Oğlum var ya. Eder Milita tank gibi ha. Milleti tokatlıyor. Paco Yato. Lan nasıl olmadı be. Eder Militao sağ kanattaki bütün hücumları şey yapıyor, taşıyor. Ben şöyle yapayım abi. Kanat forvet değil. Ofansif oyun kurucu destek yapayım seni. 12 şut 3 kaleyi bulmuş. 60 dakikada bakalım 60'tan sonra ne olacak. Forvet değişikliği yapalım. Neymar da çok kötü ama Neymar'ı da yani şöyle Forvet'e alayım. Ee, sola Coutinho'yu atalım. Çok süratli değil ama teknik kapasitesi teknik becerisi çok üst seviye bir oyuncu. Abi Paraguay iyi kapanıyor. Remigio. Abi yorulmuyor musunuz o kadar koşuyorsunuz ya? Deli herifler. Evet güzel paslaşmalar. Oyunu sola taşıdık. Bakalım Alexandro. Oy. O nasıl top hakimiyeti, topa sahip olma, top kontrolüydü be. Penaltı. Oğlum nereye bakıyorsun? Penaltı ya. Allah Allah. Neymar. Hadi bakalım Neymar. Evet. Bitti bu iş. Ulan Neymar döküldüğü maçta yine penaltıdan falan attık bir gol yani. Evet Kupa Amerika'daki ilk denememiz Brezilya ile başarılı oldu diyebiliriz. Ee, Tabi hani böyle biraz moralli başlayalım. En azından final göreceğimiz garantiydi ama. Bütün maçlarımızı kazandık oynadığımız. Kupa Amerika. Zaten kupayı alamadınız mı direkt kovuluyorsunuz. Dün canlı yayında bir tekmeyi vurdular bize. O Alisson ne yapıyorsun ya? Yalnız rakip hakikaten güzel kapanıyor. Top oynat Top oynamıyorlar. Top oynatmıyorlardı. Fernandez abi Militao ne oynadı sağ kanatta? Yemin ediyorum tek başına sağ bekle daralttı yani Paraguay'ı. Matthew Fernandez de iyi oynadı yalnız girdi. Abi iki tane ben oyun kurucuyla oynadım değil mi? Ben <laughs> bunu mezala yapacaktım, unuttum. <laughs> Neyse. İki sıfır kupa bizim kutlamalar halay çekmeler e, maç sonu diyelim bakalım yüzde yüz topu ka müdahalelerde kazanma oranı ki ya acayip oynadı zaten ya adam hakikaten acayip oynadı burada şimdi bir oyuncu genel bakışına bakalım en golcü Neymar 6 gol. E, ulan ilk penaltıyı Neymar'a attırmışız ha. Asist Firmino 3 asist, Vinicius 2 asist. Başka da Luis Felipe en fazla kritik 2 tane kritik top kapmış. E, çok fazla atak yemediğiniz zaman kritik top kapma da olmuyor yani. Fikstüre bakalım ne yaptık. Bütün maçları kazandık. Evet, 2 gol yedik. E, güzel de gol atmışız yalnız. Evet, ilk e, başarıyı aldık. Kupa Amerika 2019'da bu minimalde Afrika Kupası da yapacağım. Bir bölüm Güney Amerika yani bir bölüm Amerika Kupası işte Kupa Amerika bir bölümde Afrika Kupası şeklinde ilerleyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.